İyi tamam. Sen mektubu oku. Kendini de fazla hırpalama. Ben kaçıyorum. Sağ ol. Sağ ol savcım. Beni gömdükleri yeri bilsem adresi çizer yollardım ama bilmiyorum. Akşamları bir saat hava almama izin veriyorlar. Eğer konuşmak istersen yakındaki bir telefon kulübesinin numarasını yolluyorum. Teraviden sonra ararsan bekliyor olacağım. Akgün. Sen insan değilsin. Beni bu hale soktun, sen insan değilsin. Hakaret mi edeceğim? Her şeyin yalan dolan senin. Sen vicdansız bir adamsın. Vicdan? Can almış birisiyim ben. Her gün pişman olsam ne değişir? Selçuk Taşkın, sakın bana pişmanım deme. Sakın bana pişmanım deme. Bak, beni bu hale soktun, sakın bana pişmanım deme. Çok şey için pişmanım ben. Ama seni hiddetlendiren şey için bir gün bile pişmanlık duymadım. O çocuk annemin oğlu. Evet, annenin oğlu. Yarısı da psikopat babası. Akgün'üme abilik yapar diye çocuğu öz evladımdan ayırmadım. Seni o bebek halinle öldürmeye kalktı. Çocuğu doktora yolladık, tedavi oldu dediler ama düzelmedi. O gün karar verdim çocuğu yollamaya. Annene de yasakladım görüşmesini. Lan senin tırnağına zeval gelse kendimi hayat boyu affetmezdim ben. Şimdi affedebiliyor musun kendini? Annem bu yüzden hastalandı. O çocuğu göstermedin, yasak ettin annemle görüşmesine. Bu yüzden hastalandı. Şimdi affedebiliyor musun kendini sen? Benim vicdanım temiz. Şimdi bu bildiğinle yaşamak zorundasın. Ha, babam yok benim artık dersen kararına saygı duyarım. Benim her zaman bir tek evladım var. Anılarıma sığınır, ömrüm vefa ettikçe de uzaktan izler gururlanırım. Seni Allah affetsin Selçuk Taşkın. Sana son bir şey soracağım. Annemin oğlunu ayırt edebileceğin bir arazi var mı? Kafanda bir şüphe var. Sormamışım say tamam. Sağ omuz arkasında büyükçe bir doğum lekesi vardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.